Yaptıkları yemeği yedikten sonra ise rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldılar. Yavaş, biraz götür. Yavaş. Tamam. Adam düşmüştü şey, televizyon açıktı, mutfağa düşmüştü. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle serum verilip eve gönderildiler. Tavuk dedi. Onu dedi yaptım dedi. Bir de suyunu dedi, çorba yaptım dedi. Bilmiyorum. Sabah oldu. Yerli kan çifti telefonlarına uzun süre cevap vermedi. Kapıyı da açmadılar. Komşuları çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında büyük bir şokla karşılaştı. Şahin Ali Yerli Kan ölmüş, eşi Hülya Yerli Kan da komadaydı. Başın sağ olsun. Öyle sallıyor bir gibi. Tamam, biz de doktorun bizim şeyimiz. Talihsiz kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Eşi ise evden böyle çıkarıldı. Dikkat et, basamağa dikkat. Döneceğiz yalnız. Şey. Adam düşmüştü şey, televizyon açıktı, mutfağa düşmüştü. Peki teyze ne durumdaydı? Ya o da çok zor nefes alıyordu. Polisler kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için yemeklerden aldıkları numuneleri hıfzı sahaya gönderdi. Şimdi az evvel de söylediğim gibi bakın, bir doktor mantardan zehirlenerek, ki ünlü bir süpermarketten aldığı iddia edilen mantardan zehirlenerek can veriyor, eşi komaya giriyor. Ve son 3 ayda mantardan 256 kişi can vermiş, biliyor musunuz? O yüzden diyorum ya, az evvelki haberde de söyledim. Ne yediğimize, ne içtiğimize dikkat edelim. Mantar alırken neye dikkat etmeli? Hani kültür mantarı. Kültür mantarı diyoruz da ne kadar zararsız ya da ne kadar faydalı? Bunları anlamak son derece güç. Bu konuda arkadaşlarımız bakın özel bir haber yaptılar. İzleyelim. Direkt karaciğeri bozuyor ve ölüm gerçekleşiyor. Türkiye'nin farklı farklı noktalarında son bir haftada tam 17 kişi hayatını kaybetti. Hepsinin ölüm sebebi de zehirli mantarlardı. Son 3 ayda 256 kişi mantar nedeniyle hayatını kaybetti. Tıpkı bu sabah İstanbul'da hayatını kaybeden ve mantardan zehirlendiği sanılan Doktor Şahin Yerlikan gibi. Üstelik mantar nedeniyle zehirlenip ölenler arasında mantar uzmanları dahi vardı. Arkadaşımız Erol Usta'nın babası fındık mantarı denilen bir mantarı yiyor ve daha sonra ölüyorlar. Ki babası... Üstelik bu insanlar mantar uzmanı. Yani o bölgede babası özellikle mantarı çok iyi bilen bir kişi olarak biliniyor. Türkiye'nin birçok bölgesi mantar çeşitleri bakımından oldukça zengin. Ancak hangi mantarların zehirli olduğunu anlamak neredeyse imkansız. Köylüler ne kadar mantarı iyi tanıdıklarını düşünseler de zehirli olmadığını düşündüğünüz bir mantarın diğer bir çeşidinde zehirli olduğunu bilmiyorsunuz ve bunlar birbirlerine çok benziyorlar. Türkiye'nin en büyük mantar toplama ağını yöneten Ferda Ulaşoğlu bile bunca yılın ardından gerekli testler yapılmadan mantarın tüketilebilir olup olmadığını anlayamadığını söylüyor. Yani ne kadar biliyoruz da deseniz zehirlenebiliyorsunuz ve ölüyorsunuz direkt. Bir mantarın zehirli olup olmadığını küçük ayrıntılar belirliyor ama o ayrıntılarda gözle fark edilmiyor. Çok emin olmadıkça mantar yemeyi tavsiye etmiyorum çünkü gerçekten çok iyi bildiğinizi düşündüğünüz anda böyle ölüm olayları gerçekleşebilir. İşte bu nedenle birçok kişinin ölüm nedeninin zehirli mantar olduğu anlaşılamıyor dahi. Karaciğeri bozuyor, ondan sonra böbreklere geçiyor. Oradan götürüyor zaten ya da çok sıkıntılı bir sürece giriyor kurtulsa bile. En risksiz yolsa Tarım Bakanlığı'nca onaylanmış kültür mantarı tüketmek. Ancak onun da son kullanma tarihi dikkatle kontrol edilmeli. Şimdi ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'le ilgili bir haberle devam edeceğim. Uğradığı silahlı saldırı sonucunda başına isabet eden, mermiyle ağır yaralanan ve sonrasında hepimizin dualarıyla, sevdiklerinin dualarıyla hayata dönen İbrahim Tatlıses, o saldırının izlerini yok edebilmek, sağlığına tam anlamıyla kavuşabilmek için Amerika'ya gitti. Yaklaşık 3 ay boyunca Amerika'da kalacak olan İbrahim Tatlıses giderken bütün sevdiklerinden, özellikle yakınındakilerden, eşlerinden helallik istedi. İşte o anlar. Amen. Çekmediğim dertle çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm, gecem olmadı. Madem çekiyorsunuz beni, Elif Adam'la çekin. Bakarsınız son pozumuz olur. İbrahim Tatlıses'in bu sözleri yanındakileri ağlattı. Sabır taşına döndüm, Allah'ım bana acı. Kalmak mı, gitmek mi zor, gönlüm benden damacı.
2011 yılında uğradığı silahlı saldırıda